Show Radyosu'ndan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. 22 Mayıs Salı gününün akşamındayız. Genel olarak bulutlu, hatta epey de nemli bir İstanbul gününü, hatta zaman zaman böyle yağmur yağdığı, yağmurun çiselediği bir İstanbul gününü geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz günlere göre bir miktar serin olduğunu bile söyleyebiliriz. Aslında mevsim normali bu herhalde, değil mi? İşte bu... Yani Mayıs ayının mevsim normalidir ya. Yani sıcaklık değeri olarak evet böyle olabilir de hava evet. Epey bir nemli. Yani böyle bayağı gökyüzü kapalı. Ama sizde kardeşim sıcak oluyor sıcak, nemli oluyor nemli, soğuk oluyor soğuk. Nasıl bir şey tercih ediyorsunuz yani? İnsanoğlu böyle. Biz bir türlü memnun olamıyoruz. Sen diyorsun 23-24 olsun. Evet. Nem olmasın. Evet. Ya güneş çok yakmasın falan filan. Evet. Görelim, aydınlık olsun ortalık. Şimdi güneş çok yakmasın diye bir şey yok. Güneş olacak tabii de. Böyle 23-24 derece olsun. Bütün yıl böyle olsun ama. Sabit. Sabit böyle 24. Hani böyle arada 25-26 olsun böyle. Bazen hani böyle bir gün iki gün falan 30. Hani belki olabilir o da. Temmuz'da o kadar ama. Temmuz'da Ağustos'ta. Akşamları da böyle en böyle serin serin, en serin böyle 14 derece olsun ama. Ortalaması böyle 18-19 olsun. Bu İstanbul'un isteği böyle. Ama şey isteyecek bak. Antalya'ya ne zaman gitsem 35. Onlar orada yansın. Hayır hayır, İstanbul değil, ben mesela her yerde böyle olsa keşke. O zaman tatile gitmez insanlar güne. Niye güneye tatile gitmez? Her yerde böyle olursa 23-24 derece. Deniz var ama o zaman orada, deniz var. Denize 23-24'te denize girmez herkes. Yok, girersin canım. Ha belki o zaman evet orası. Tamam, Antalya için böyle bir 28-29. Onlar sürekli sıcak. Olur mu öyle şey? Olmaz tabii de. Olmaz tabii canım. Olmaz da işte şimdi bu mevsimlerdeki değişiklik, bir de bu sert geçişler dolayısıyla biz belki de böyle şey yaşıyoruz. Yani eskiden bayağı 4 mevsim yaşardık değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi artık böyle ilkbahardan yaza geçiş o kadar sert oluyor ki, hatta kıştan yaza geçiş o kadar sert oluyor ki ne olduğunu anlamıyoruz. Doğru, anlaşılmıyor vallahi. Maalesef öyle oluyor yani. Neyse yani işte. Yani şu an ne giyiyorsun sen? Şu an ne giyiyorum? Tişört yani giyiyorum. Yani şöyle üstünde ne var gibi bir şey değil de. O bu saatin programı değil. Hayır işte öyle bir şey değil yani. Ha, tişört giyiyorum yani. Hayır, onu anladım canım. He. Yani mesela evden çıkarken de tişörtle mi çıktın, üstüne bir mont aldın mı? Yok, tişörtle çıktım. Yani yanıma böyle hani üstüme akşam üşürsem atabileceğim bir şey aldım ama giymedim işte onu mesela yani. Mesela şimdi şaşırdığımız dönemler de o yüzden. Ha, artık o noktadayız yani. Artık o öyle bir havadayız diyebiliriz. Üstüne ne aldın? Kapüşonlu bir şey, seni çok açmaz o yani. Kapüşonlu mu aldın? Kapüşonlu aldım. Güzel, hemen fermuarlı, hemen atıyor. Neyse, hava böyleyken malum siyasetin havası çok dalgalı. İşte bu seçimler giderek yaklaşırken, mitingler bir taraftan yapılırken, adaylar belli olurken, ama tabii asıl hepimizi ilgilendiren, daha doğrusu ilgilendirmesi gereken mevzu aslına bakarsanız ekonomiyle alakalı. Dövizin yükselmesi demeyelim, öyle deyince sanki o paralar değer kazanmış gibi oluyor ama öyle değil. Bizim paramızın değer kaybetmesi, bizi ilgilendiren kısmı bu çünkü. Bizim paramız değer kaybediyor demek şu demek, aynı zamanda biz fakirleşiyoruz demek oluyor. Yani şu son bir yılda, iki yılda işte dövizin yükselme oranı kadar aslına bakarsanız biz fakirleşmiş vaziyetteyiz. Döviz değil mi? Kaç abi, ne oldu, döviz yine mi yükseldi, ne oldu ki böyle, anlatıyorsun? Yine yükseldi. Altının gramı çeyrek altın 317 lira. Dolar 4.66. 4.66 mı? 66. Euro'da 5.49. 5.49 derken? 5.37 dedin. İşte an itibariyle 5.49 yani. 5.5 lira 5.50'ye geldi yani. Evet evet, yani neredeyse 5.5 lira yani. Abo. Yani böyle gün gün böyle bir şey var, artış var. Diyorum ya, kötü yani. Yani artış değil, biz kaybediyoruz senin yani. Senin için kötü, bende euro dolar falan. Ha, o açıdan diyorsun tabii yani. Tabii canım. Ya tabii öyle düşündüğün zaman, varsa eğer öyle. Kenarda, kıyıda, köşede vardır senin herhalde böyle bir 2-3 milyon euro falan. Acaba da bir şey. Ya hepsini euroda tutmuyorum. Ha, hayır. Bütün yumurtaları aynı sepette tutmuyorsun tutmuyorum. Yani. Şimdi bu akşamın konusuna gelelim. Bu akşam ne konuşacağız? Aslında bu akşam konuşurken kullandığımız kelimeleri konuşacağız. Yani böyle bazı kelimeler vardır, çok severiz o kelimeleri ya. Dezenformasyon. Onu mu seviyorsun sen? Ben seviyorum ya. Söylenişi güzel geliyor bana. Bir daha söyle bakayım. Dezenformasyon. Dezenformasyon değil mi? Onun doğrusu dezenformasyon. Ha, mesela nedir anlamı dezenformasyon? Yani şey işte. Yanlış
bilgi. Yani doğruluğu olmayan bilgi. Doğruluğu olmayan işte bilgi akışı gibi bir şey, yani değil mi? Onun gibi bir şey. Doğru. Evet. Şimdi mesela bunun gibi böyle kulağa çok hoş gelen kelimeler olduğu gibi anlamını çok sevdiğimiz, söylenişini çok sevdiğimiz işte bunda olduğu gibi böyle yazarken çok kullandığımız, konuşurken çok kullandığımız kelimeler hangi kelimeler acaba diye bu akşam dinleyicilerimize soruyoruz. Bir de sık kullandıklarımız var, o başka. Tabii. Doğru. Yani tabii sık kullandığımız ama sevdiğimiz için sık kullandığımız. Şimdi konuşurken kullanmak zorunda olduğumuz kelimeler vardır ama sen bir kelimeyi değil de bir başkasını, aynı anlama gelen bir başkasını tercih ediyorsundur. Olabilir. Sevdiğin için mesela, değil mi? Dolayısıyla konu başlığımızı da şöyle belirliyoruz. En sevdiğim kelime. Bu akşamın konusunun başlığı bu. En sevdiğim kelime. En sevdiğim kelime. Kelime evet. Kelime, kelimeler yani. Hangi sarı kelime? Lacivert. Hah işte bak, bunu bekledim senden ya. Dedim zaten bu hafta sonu çok dediğim için şartlıyım ona orada. Belgrad'da çok bir ara Zalgirislilerle yaptık onu, biliyor musun? Kafelerde otururken böyle öğrettik onlara, sarı dediler. Biz lacivert dedik, sarı lacivert falan. Öğrendiler. Evet öğrendiler. Ne dediklerini biliyorlardı ama, değil mi? Biliyorlardı çünkü anlattık yani ne olduğunu işte, sarı lacivert bizim renklerimiz falan diye anlattık onu yani. Yaptılar, bravo vallahi. Yaptılar. O ilk maçtan sonra bir şey vardı aramızda, böyle bir dostluk vardı yani. Onlar çok mutlulardı Final Four'da oldukları için. Üçüncü oldular, ayrıca mutlu oldular zaten yani. Üçüncülük maçında kazanınca. Neyse, en sevdiğim kelime dolayısıyla bu akşamın konusunun başlığı. Bekliyoruz mesajlarınızı, sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, böyle bir tabelamız, böyle bir hashtagimiz mevcut. En sevdiğim kelime başlığıyla yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. nihat@nihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Buradan yazabilirsiniz. Tabii bu sevdiğiniz kelimeyi sevmenizin bir özel nedeni olabilir belki. Evet. Bir anısı olabilir, bir hatırası, bir şey olabilir. Bir hikayesi vardır. Olabilir. Belki o kelimenin, sonra bu kelimeyi neden seviyorsunuz? Bir kitapta mı okudunuz? Bir yerde mi duydunuz? Nasıl oldu? Bunları da bizimle paylaşırsanız ayrıca seviniriz. Bunun için de nihat@nihatsirdar.com'a da yazabilirsiniz aynı zamanda. En sevdiğim kelime trafik değil diyenler için akşam trafiğinin son durumuna hemen dönüyoruz. Şöyle bir göz atıyoruz. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı, en kolayı OneCar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı OneCar. OneCar. Yoğun bir akşam trafiği olduğunu söyleyebiliriz. %60'a yakın bir akşam trafiği yoğunluğu hem de. Bunda belki biraz havanın da zaman zaman böyle hafiften yağmur çiselemesinin de etkisi olabilir. Nitekim kazalar var kimi yerlerde. Maddi hasarlı kazalar. Bu kazaların olduğu yerlerde özellikle trafik yoğunluğu çok fazla ki burası E5 Avrupa yakasında. E5'te Avcılar yönünde meydana gelen bir kaza var. Küçükçekmece'yi geçtikten sonra aksi yönde bir kaza var. Yani Küçükçekmece Florya yönünde meydana gelen bir kaza var. Şimdi bu kaza sebebiyle o bölgedeki trafik etkilenmiş vaziyette. Aksi yönde de bir kaza vardı. Yani Avcılar yönünde de bir kaza vardı. O kaza kaldırıldı. Etkisi? Ancak etkisi geriye doğru epey fazla. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Küçükçekmece'den geriye doğru trafik şu anda Cevizli Bağ'a kadar ulaşmış vaziyette. E5'te yaşanan yoğunluğun, bu akşamki aşırı yoğunluğun sebebi o, dediğim gibi. Kaza kaldırıldı ama geriye doğru etkisi hala var. Şimdi Topkapı yönüne bir kaza var. Tam böyle Küçükçekmece'ye geçtikten sonra o kazada geriye doğru şu anda Şükrü Bey'e kadar bir trafik oluşturmuş vaziyette. Devamında Beylikdüzü tarafında da bir kaza olduğunu görüyoruz. Ki bu bağlantı yolunda Bahçeşehir Haramidere yönünde meydana gelen bir kaza o bölgedeki trafiği etkiliyor. Özellikle de Büyükçekmece tarafından geliş TÜYAP'tan itibaren duruyor. Ve bu rampaya kadar, Haramidere rampasına kadar adım adım ilerleyen bir trafik var o tarafta sevgili dinleyiciler. Köprülerin yoğunluğu ikinci köprüde şu anda Ok Meydanı'nda, Tem üzerinde. Birinci köprüde Çağlayan'ın gerisinden itibaren başlayan bir trafik var. Tünel girişi epey bir rahat. Dün akşam da böyleydi. Bu akşam da böyle. Tünele ilgi biraz azalmış görülüyor. Bilmiyorum akaryakıt zamları mı, doların yükselmesi mi? Ki bu dolar yükselince biz bu şeyleri dolarla ödüyorduk değil mi? Hani bu garanti ücretleri dolarla ödüyorduk. İşte bu tünelde, üçüncü köprüde, körfezde falan. Ben geçerken dolarla ödemiyorum. Ben Türk lirası ödüyorum. Yok, biz TL ile ödüyoruz ama bizim o garantilerimiz dolar karşılığı hesaplanıyor yani. Şimdi bunları hiç düşünmüyoruz şu an değil mi? Yani... Ha, biz TL ödüyoruz ama sonra biz onları garanti ederken dolarla garanti etmedik mi diyorum. Ben bir garanti vermedim. Ben TL öderim dedim. Ben karışmam diyorsun yani. Ben karışmam. O zaman geçerken gişelerden böyle söyle. Bakayım ne diyecekler, merak ediyorum.
Anadolu yakasına geçtikten sonra birinci köprüyü geçtikten sonra Altunizade sapağına kadar bir yoğunluk var, sonrası açık. Tünelden çıktıktan sonra Koşu yolu civarında başlayan ve bu akşam Küçükyalı'ya kadar devam eden bir E5 trafiği var. Orası da yoğun. İkinci köprüyü geçtikten sonra Kavacık sonrasında TEM trafiği açılıyor. Koz yatağına gelene kadar ciddi bir sıkıntı yok. TEM'de Sultanbeyli Dudullu arası yoğunluğunun yine epey etkili olduğunu, bu arada daha geride Şekerpınar öncesinde geriye doğru trafiğin yine epey bir yoğun olduğunu, yani İzmit İstanbul yönünde bir yoğunluk yaşandığını da görüyoruz sevgili dinleyiciler. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı, en kolayı Vankar yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. Radyosunda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Salı akşamında sevdiğimiz kelimeleri konuşuyoruz. En sevdiğimiz kelime hangi kelime acaba diye soruyoruz. En sık kullandığımız, yazarken en çok yazdığımız kelime acaba hangileri? Bunları soruyoruz dinleyicilerimize. Var mı sende öyle bir şey? Var mı bende öyle bir şey? Yani ben... Bazen ben haberleri izliyorum mesela. İşte arada şey, böyle haberden habere geçerken öte yandan falan diyorlar mesela. Ha, öte yandan. Öte yandan bilmem ne falan diye gidiyor. Öyle mi? Onu mu seviyorsun yani? Öte ya, yandan. Ya fena bir şey değil yani. Öte yandan. Öte yandan falan diye bir bağlama cümlesi. Sineği millete dönmek. En sevdiğim kelime. Hatta adeta bir ütopya. Sineği millet. Şimdiye kadar döneni görmedik. Aslında... Milletin sinesi. He. İmplantı meclis daha çekici herhalde diyor. İmplantı meclis. Sine-i millet yerine implantı meclis, evet, daha bir etkili olabilirmiş. Şimdi sürrealist ya da sürrealizm diyor mesela İbrahim. En sevdiğim kelime, fakat bir cümle içinde kullanmak nasip olmadı. Kulağa hoş geliyor ama diyor yani. Yani sürrealist, evet. Kulağa hoş geliyor ama evet. Cümle içinde, günlük cümlede, günlük hayatta kullanılmaz. İşte yok, İbrahim'in demek ki hayatında öyle bir sürrealist durum yok ki sürrealist kelimesini ama kullanmamış. Ama seviyor yani bunu. Güzel kelime sürrealist. Bak söylüyorum. Gerçek real, realist zaten böyle bir söylerken de kulağa hoş gelir ya. Realist. En sevdiğim kelime cacık diyor mesela benim. Hanife göndermiş. Cacık. Cacık. Yani bunu olumsuz manada mı kullanıyorsunuz? Birine kızdığınızda falan. Ha, birine diyor çok kızınca ne kadar cacıksın ya, bir işi yapamadın. Ya da birini severken de ya ne cacıksın sen, tatlışsın derim ben diyor. Ha, iyi de kötü de kullanıyorsun sen. Ha, iyiye de cacık, kötüye de cacık yani. Ha, bir ayrım yok yani. Allah Allah, ilginç. Birinin salatalığı bol, birinin azdır. Ha. Ha. Yani kötü. Kötü mü? Şimdi benim bir arkadaşım var mesela. Şimdi ismini vermeyeyim ben. Onun yeğeni var. Yeğeni dayısına minnoş diyor. Minnoş, minnoş mu diyor? Minnoş dayım diyor. Dayı minnoş mu peki? Şöyle ama bunu hem olumlu manada söylüyor hem olumsuz manada söylüyor. Olumsuz nesi var minnoş? Şöyle olumlu manada şöyle söylüyor. İşte mesela işte dayısı ona ne bileyim ben bir maç bileti ayarlıyor. Bir şey ayarlıyor mesela. Ya minnoş dayım benim diyor. Ne iyi yaptın diyor, böyle bir şey yaptın falan. Minnoş minnoş. İşte şey dedi mesela, böyle bir dayısı, işte ben onlarla birlikteydim yani. Dayısı mesela bir şey yanlış yapıyor. Yanlış bir yoldan yürütüyor. İşte diyor ki mesela 300 metre yürüyeceğiz şurası diyor. 1,5 kilometre yürüyoruz mesela. Ya dayı ne kadar minnoşsun sen ya diyor. Orada da mesela minnoşu kullanıyor. Ama yine kötü bir şey söylemiyor dayısına ya. Yok yok, kötü bir, ama dayı o minnoş kelimesinden çok hoşlanmıyor, onu söyleyeyim. Yani böyle hafiften şey olmaya başlamış, böyle bir kıllanmaya başlamış. Ha. Bu minnoş derken falan diye öyle bir durum da vardı yani. Nurcan diyor ki en sevdiğim kelime bilmukabele. Ha. Çok naif ve kibar bir kelime, sık kullanırım diyor, bilmukabele. Bilmukabele. İşine bak. Bana söylenmesinden hiç hoşlanmam ama en sevdiğim kelimedir diyor bir dinleyicimiz. İşine bak. İşine bak. Niye hoşlanmıyorsun, niye seviyorsun? Olsun, o kendisi söylerken güzel. Başkası söyleyince. Ha, başkasına söyle, işine bak. İşine bak, işine bak sen. Firaset. Bir kişisel gelişim kitabında okumuştum. Yakın tarihimizde Müslümanlarda olan ama şimdiki tarihimizde hayatımızın hiçbir alanında yanımızdan geçmeyen bir vasıf diyor Özgür. Feraset vasfı için, öyle mi? Feraset mi? Firaset diye yazmış o. Ha,
Firaset de olabilir belki ama feraset yani Türk Dil Kurumu'nda feraset. Ha, ben de feraset diyebiliyorum. Anlayış, sezgi. Hı-hı. Yani anlayışlı olmak ama yani anlayışlı tabii olmak. Tabii anlayışlı olmak. Evet, ama feraset. Dediği doğru yani feraset diye de bir yazımı var da herhalde eski Türkçe'de falan vardır. Kolektif en sevdiğim kelime demiş mesela bir dinleyicimiz. Böyle kolektif deyince Ömer Üründül deyince aklıma UEFA kupasını kazandığımız maç geliyor ki. Vay vay nerede kolektif deyince aklına futbol geliyor herhalde senin. 13 yaşındaydım kendisiyle ekranlarda böylelikle tanışmış oldum diyor. Öyle mi Ömer Üründül müydü Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı maçta o mu yorumluyordu? Ben hiç hatırlamıyorum. Biz maçtaydık o yüzden hatırlamıyoruz. İyi tarafından bakalım. Tribünde olunca. Duymuyorsun. O yorumları duymuyorsun yani. Diyor ki 6 sene önce Türkiye'deyken insanlara hocam derdim. Sevdiğimden değil ama ağzıma yapıştı kelime. Şimdi Abu Dhabi'de yaşarken en sevdiğim kelime Habibi oldu. Habibi diyor. Bir nevi Arapça hocam demek diyor. Abu Dhabi'de böyle hocam yerine. Hocam nasıl yerine işte Habibi ya, diyor. Habibi ne haber diyorsun yani öyle mi? Ne haber demiyordur herhalde ama. Tabii canım ya mutlaka. En sevdiğim kelime diye böyle Yağız bir liste göndermiş aslında. Diyor ki merhaba nasılsın teşekkürler rica ederim kolay gelsin özür dilerim hatalıyım eline sağlık iyi akşamlar. Şu kelimeleri kullanırken para alınmıyor. Lütfen konuma mevkiye aldırıp kabalık yapmayalım. Bu kelimeleri kullanalım diyor. Ben şahsen gündelik hayatımda çok kullanmaya özen gösteririm bu kelimeleri. Ben çoğunu kullanırım. Saydığınız kelimeleri her yerde. Yani bir yerde oturduysam bir şey istediysem isterken de rica ederim. Ne bileyim ben onu getirdiğinde garson görevli kimse mutlaka teşekkür ederim. Evet. Çoğu yerde de böyle bir şaşkınlıkla karşılaşıyorum ben. O üzücü yani. Hani böyle teşekkür ederim falan deyince rica ederim falan yani böyle bir şeyle karşılık geliyor diğer taraftan. Şaşkınlıkla böyle bir karşılık geliyor. Demek ki insanlar teşekkür etmiyorlar diye düşünüyorum ben. Ne kadar kötü. Başak diyor ki en sevdiğim kelime hayırlısı. Hayırlısı. Evet bizde çok vardır değil mi bu hayırlısı? Evet çok vardır doğru. Noktasında en sevdiğim kelime diyor Seyfi. Noktasında mı? Cümleyi ne zaman tamamlayamasam hemen onu yapıştırıyorum her yere uyuyor diyor. Noktasında. Şimdi bu işe baktığımız zaman bu işe baktığımız durumun noktasında. Sonra ama tamamlaman lazım yine. Evet noktasında deyince bir virgül koyuyorsun. Bitmiyor yani. Vakit kazanmak için noktasındayı olabilir. Kullanıyor yani. Top çeviriyor. Diyor ki benim sevdiğim iki kelime var. Evet. Ödeme geldi. Ödeme. Bu cümle oldu artık. Ödeme geldi. Bu cümle ama. O zaman şey diyeceksiniz. En sevdiğim kelime tahsilat. Mesela. Tahsilat. O daha iyi yani. En sevdiğim kelime hallederiz. Kim ne derse hallederiz abi. Tabii hallederiz ya hallederiz. Hallederiz. Ben de o. Diyorsun ama hallediyor musun acaba? İş gereği diyor böyle söylüyorum. Ha, hallederiz diyorsun herkesin gönlünü alıyorsun. Ya bilmiyorum şimdi hallediyor mu da. Egzajere. Buyurun. Ya şöyle kulağa hoş geliyor. Fonetik olarak bir defa hoş yani. Peki bir egzajereyi cümle içinde kullanır mısın Zeynep Allah aşkına ya. Bir yazsana. Sevdiğiniz kelimeyi cümle içinde kullanınız. Egzajere. Egzajere. Evet egzajereyi nasıl kullanıyoruz acaba? Ben bana mı söylüyorsun? Yok ben yani sana da soruyorum. Zeynep'e de söylüyorum egzajere yani. Egzajere etmek abartmak anlamında kullanılmaktadır. Nihat'cığım sen de çok egzajere ediyorsun bazen bizi ya. Çok, yok olmadı öyle. Yok seni egzajere niye egzajere edin? Şimdi Nihat'cığım bazı konuları çok egzajere ediyorsun. Doları çok egzajere ediyorsun sen ya. Bak güzel doları çok egzajere ediyoruz. Evet. Demek ki bu doların bu kadar yükselmesinin sebebi neymiş? Egzajereymiş. Evet. Gördüğünüz gibi yabancı kelime. Buradan da niye çıkıyor ortaya? Dış güçlerin oyunu. Değil mi? Egzajere yani evet. Kökü neresi bunun? Yabancıdır bu kelime. Bu kesin yabancı. En sevdiğim kelime ecivici vokki. Ecivici vokki. Vokki, eci. Evet öyle bir kelime yok zaten. Yani bizde güzel Türkçemizde ecivici vokki diye bir şey yok. Tabii çok sayıda tamam diye mesaj geliyor. En sevdiğim kelime tamam diye. Tamam kelimesi. Evet biliyorsunuz bu siyasi literatürümüze girdi bu kelimede. Tuhaf bir yerden geldi ama girdi yani. Beklenmedik yerden yani. Evet. En sevdiğim kelime para. Maaş, prim, tapu, ruhsat. Maşallah. Maşallah.
Yanlış anlaşılmasın, aslında çok duygusal bir insanımdır ama... Tabii. Yani sırf yazdığın kelimelere bak ya. En sevdiğim kelime... Heh. Biraları verelim, bir gün diyeceksiniz biliyorum diyor Gonca. He, yok. Sen bir ara verelim diyorsun ya. Ben hep bir ara verelim diyorum. Evet, sen hep öyle diyorsun. Ben öyle söylüyorum. Hiç o dediğiniz gibi söylemiyorum. Evet. O tamamen sizin art niyetiniz. Bir gün böyle çıkacak diyor yani o cümle. Gaziantep'te yaşıyorum fakat nedense en sevdiğim kelime Mahmut Bey gişeler. Evet, Mahmut Bey gişeler. Hepimiz alıştık. Bu İstanbul'un Türkiye'ye kazandırdığı ve ilgi objesi olarak önümüzde duran mesela Mahmut Bey gişeler, mesela 500T, mesela metrobüs. Evet. Yani İstanbul'a hiç gelmemiş olan insanların hani böyle şehir dışına çıkıp yayınlar yaptığımızda gelip soruyorlar mesela. Ya diyorlar, gerçekten de öyle mi metrobüs, anlattığınız gibi mi, hani yer çekimi yok mu falan diye soruyorlar böyle. Ben diyorum ki işte belli saatlerde öyle falan diyorum. Mutlaka gelince bineceğim diyor insanlar. Onu merak etmişler mesela. Merak ediyorlar. Mesela diyor ki hakikaten diyor 500T'ye yolculuğu diyor o kadar diyor uzun mu diyor. Yani hakikaten İstanbul'daki en uzun otobüs hattıdır 500T. Uzun ama o kadar uzun mesafeye en kısa sürede gidebileceğin otobüs turu. Evet evet, tek toplu taşıma yani belediye özel halk otobüsleri içinde mesafeye göre oranladığımız zaman en hızlı giden araçtır aynı zamanda 500T. Ve İstanbul'un gerçekten de bir ucundan bir ucuna kadar gider. O da mesela, onu da çok merak eden var. İstanbul dışından gelip 500T'ye binmek isteyen var. Neticede gerçekten ona bindiğin zaman yani böyle bir İstanbul turu yapmış oluyorsun. Ve İstanbul'un birçok yerinde görmüş oluyorsun. Normalde hiç görmeyeceğin yerlerini de görmüş oluyorsun. Bir de ne var dedim? Bir de Mahmut Bey gişeler var. Evet, lingo lingo şişeler. Evet, bir de onu mesela çok merak eden var. Dediğiniz kadar sıkışık olabilir mi? Ne kadar abartıyorsunuz? Öyle mi gerçekten, geleceğim göreceğim falan diyenlere ben tarif veriyorum. Hangi gün hangi saatte? Tabii akşam saatinde. Hangi güzergahtan gelirlerse daha güzel olur. Tabii doya doya yaşamak lazım. Tabii tabii. Çünkü yani böyle bir mühendislik harikasını görmeniz... Her yerde, her zaman, her ülkede mümkün değil. O neticede bir mühendislik işi değil mi? Evet. Karayolu, kavşak... İşte araçların gelişi, akışı, bunların hepsi bir mühendislik işi. Şimdi bizim işte bu mühendislik harikası olan o bölgeyi görmekte de fayda var. En sevdiğim kelime, bu akşamın konusunun başlığı. Dinleyicilerimize soruyoruz. Sizin en sevdiğiniz, en çok kullandığınız, söylemekten, yazmaktan hoşlandığınız kelime hangisi acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin Show Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Salı gününün akşamındayız. Devam ediyoruz yayınımıza. En sevdiğim kelime bu akşamın konusu. Kullanmayı en çok sevdiğimiz, yazarken, konuşurken hangi kelimeleri çok seviyoruz? Hangi kelimeler bize daha böyle çekici geliyor acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. En sevdiğim kelime ray kapı. Ya yine mi ya? Ama Tuncer değil bu sefer. Heh. Niye diyor? Çünkü Tuncer Bey'in İstanbul distribütörüyüz diyor. Hadi canım. Tuncer Bey böyle büyüdü ve İstanbul distribütörü var. Vallahi süper ya. Baksana, bayilik distribütörlük vermeye başlamış. Distribütörleri de ayrıca yazıyorlar. Vay vay vay. Yani gerçekten de bir markanın doğuşuna hep birlikte tanıklık ettik sevgili dinleyiciler. Bir pazarın büyümesine. Raylı kapı pazarı ya. Benim değil de TRT'nin en sevdiği kelime tabii ki pay. Tabii ne payı? TRT payı. Pay. Tabii o payı ödedikçe biz. Yalnız biz bu parayı, payı ödüyoruz ama bakıyoruz yapılan yayınlara. Yayınlar sanki hiç böyle şey yayınlar değil. Hani böyle, değil mi? Böyle paydaş yayınlar değil sanki, böyle eşit herkese aynı mesafede falan, öyle değil değil mi? Neticede para hepimizden alınıyorsa niye hepimize yönelik programlar yapılmıyor acaba? Sen bir dilekçe yaz. Efendim? Dilekçe. Ben bir dilekçe yazdım. Ne gönderdim. Ne tarz bir program istediğini belirt. Yo yo, ben öyle değil. Ben dedim öyle o tarz programlar yapacağınızdan umutsuz olduğum için ben ödemesem olur mu TRT payını diye yazdım. Olmaz. Tek kişiye harcalık olmaz. İşte ilgi yazınız gerekli birimlere iletilmiştir. O birimler yarın öbür gün sizi alır. Şu başvuru başvuru numarasıyla takip edebilirsiniz dediler. Ben sonra takip etmedim zaten. En sevdiğim kelime deklanşör. Ah. Ha, bak bu da güzel bir kelimedir. Deklanşör. Deklanşör. Hayatım boyunca hiçbir cümlede kullanmadım ama dolu dolu deklanşör deyince böyle çok mutlu oluyorum diyor. Deklanşör.
Flaşör. Evet. Güzelmiş hakikaten. Flaşör. Evet, bir fotoğraf makinesi kullanırsanız şayet. Deklanşöre de basarsınız değil mi? Deklanşör o evet. Fotoğraf makinesinin işte şeyidir, tetik mekanizmasıdır. Yani ona bastığın zaman fotoğraf çekersin. Deklanşör. Antifriz mesela değil mi? Antifriz. Antifriz çok severim ben ya. Tamamen yabancı bir kelime. Yani antifriz işte donmayı engelleyici. Evet. O böyle anti işte, yani antifriz diye hani İngilizce bir kelimeyken bize antifriz diye geçmiştir. Antifriz süper kelime. Tıpkı mesela şey gibi egzoz. Mesela. Egzoz. İşte bu egzoz mu, egzoz mu? Exhaust mu? Bu konuyla ilgili de böyle çok tartışma vardır. Exhaust diye geçer. O bizim dilimize egzoz diye gelmiştir değil mi? Oo, çok güzel konuştun ha. Çok güzel. Nasıl çok güzel konuştun? Yani güzel bir bilgi sattın yani şu anda. Tabii İngilizcesi exhaust onun. O bir Türkçe. Egzoz diye geçmiş. Egzoz diye geçmiş bize. Çift zeyre geçmiş. Tabii o biz çünkü yurt dışından böyle klasik otomobiller için yedek parça ararken mecbur odan öğreniyoruz. Ha exhaust. Egzozla ilgili parçalar hangi bölümdeydi? Exhaust bölümündeydi. Aa ulan bu egzozla aynı değil mi falan diye uyanıyorsun anlıyorsun yani. En sevdiğim kelime canikosu. Canikosu yesin. Faaliyetlerini heyecanla takip ettiğimiz için aşırı çok seviyorum diyor bir dinleyicimiz. Hissi kablel vuku. Aa içine doğmak değil mi? Evet mesela olacak bir şeyi henüz gerçekleşmeden önce hissetmek, tahmin etmek. Hissi kablel vuku. Hissi kablel vuku oldu demiş. Evet. Böyle bu İçine da mesela. İçine doğdu diyor yani. Evet. Vay be. Bak Mutlu da diyor ki. Heh. En sevdiğim kelime eşitlik. Eşitlik. Üstün dökmeyen de dediği gibi makam olarak değilse de insan olarak eşitiz diyor. Tabii canım insan olarak eşitiz. Leyla ile Mecnun sayesinde fark etmiştim. En sevdiğim kelime at. Aa, orada çok vardı ya. At ya. Bir de bu at. Bir de ağaç diyor. Bu iki kelimenin söylerkenki verdiği keyif müthiş diyor Oğuzhan mesela. Sen böyle şey istiyorsun böyle ağlı. At, böyle ağaç. At, ağaç. Hı. Bu aralar en sevdiğim kelime gidiyor. Gidiyor. Yıllardır en sevdiğim kelimedir hallederiz. Bana çok samimi ve içten gelir diyor mesela Leman. Bana da açıkçası. He. Demek ki bana hallederiz diyenler bu işi halletmedikleri için bilmiyorum. Böyle bir geçiştirme cümlesi. Bana da öyle gelir yani. Çok samimi gelmez bana hallederiz. Böyle bir geçiştirme, bir ama idare etsin. Ama insanına göre değişir yani. Kimi vardır mesela bir şey dersin büyük birisi, abin, dostun. He. Dersin yani şöyle bir şey yapalım. Hallederiz sen merak etme der. O hakikaten halleder. O güzeldir yani. Ve hallederiz kelimesinden daha ikna edicidir ve daha garantildir bence. Şey kelimesi mesela bende. Ne yaptın o iş falan? Bende. Bende deyince o mesela o hallederizden sanki biraz daha böyle garantili gibi duruyor. Evet doğru. Konsantrasyon. Bu Galatasaraylıların en sevdiği kelime bu aralar. Değil mi? Konsantrasyon. Yani bunun şey yapılmadı mı forması falan yapıldı. Tişörtleri formaları yapıldı tabii doğru. Konsantrasyon. Cansu göndermiş. Deadline, feedback, fokuslanalım, lead edelim, push edelim. Biraz da To do list yapalım. To do list. Evet en sevdiğim kelimeler ne oldu? Yapacaklar listesi. Ha, ne oldu anlamadınız mı diyor. Anladık biz hepsini anladık biliyoruz. Yani plaza insanlarıyla çok sık bir araya geliyoruz. Evet. O dili öğrendik kısmen. Plaza Türkçesi. Evet. İngilizce aslında tabii. Cıvıl cıvıl. En sevdiğim kelime. Cıvıl cıvıl ne güzel. Yalnız kuşlar için kullanıldığında güzel. Diğer hallerde sinir bozucu oluyor. Diğer haller ne? İçişleri Bakanı demiş ki ülkenin her yerinde esnaf cıvıl cıvıl demiş. Yani bir görüştür. Bahardan dolayı herhalde yani esnaf ne yapıyor? İş yok güç yok dışarıya çıkıyor kuşlar cıvıl diyor. Esnaf diyor ki ben de cıvıldayım bari diyor cıvıl 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 diye. Cıvıl cıvıl diye mi cıvıldıyor esnaf? Herhalde onu kastediyor ne bileyim ben. Dün benzine 27 motorine 32 kuruş zam yapılmıştı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Dün söylemiştik. Bugün evet. Benzine 25 motorine 23 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Evet geldi zam geldi. Böylece benzin fiyatı 6.78 kuruşa motorin 6.27 kuruşa dayandı. Ama. Şimdilik ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadı. Evet. Peki sonra ne olacak diye soruyor Erhan. Ben bugün bir yerde söyledim de dediler ki o kadar mı falan dediler ama şöyle söyleyeyim ben size seçimden sonra bu şu andaki akaryakıt fiyatlarının üzerine
1 lira net koyacaksınız, 1 lira. Şu andaki neyse artı 1 olacak hepsi. Depoda 1 lira mı? Hayır, depoda 1 lira değil, litrede 1 lira koyacaksın. Depoda 1 lira koysak? Bak, litrede 1 lira ne demek? 53 litrelik bir deposu olan arabada 53 lira fark demek. Ve gerçekten de benzinin, mazotun fiyatının böyle 7 liralara yaklaşması demek. Peki şimdiden alsak? He. Bir yerde depolasak. Nasıl bir depo mesela? Mesela bir kamyon, işte bir tanker deposu kadar yani. Bir tanker deposu kadar. Evet. Kendi aracım için yani sadece. Kendi aracı, kullanıcıyım diyorsun yani. Kullanıcıyım abi. Satmayacağım yani. Stokçu değilim diyorsun yani. Satmayacağım asla. Anladım. Peki bu tankeri nerede, yani tankeri nereden bulacaksın? Kiralarım. Kiraladın. Ne kadar kira ödüyorsun? Çünkü bu epey bir bekleyeceksin belli yani. Hani... Bir tanıdıktan kiralarım. Tanıdığım boş bir tankeri vardır, onu kiralarım. Evet, evet. Ha, öyle bedava bir tanker varsa o olabilir. Çöp konteynerlerine doldururum. Çöp konteynerlerine. Yaz, bu arada şöyle bir şey var. Diyelim ki tanıdıktan böyle aldın tankeri, doldurdun. Sonra seçimlerden sonra çok büyük zam geldi. Sen de kullanmaya başladın oradan daha ucuz diye yani. Kendi kendime bu, satmıyorum yani. Kendi kendine. O tanker sende ne kadar kalıyor? Çünkü tanker bayağı bir alıyor ya. Sen mesela hani ne kadar zamanda tankeri boş olarak arkadaşına, bu tanker ne kadar boş kalabiliyor? Bu nasıl bir zenginliktir, bu arkadaşının zenginliği? Abi zengin adam değil mi? 3-4 ay kalıyor mesela. Öyle bir tankeri olur diyorsun yani. 5-6 ay kalıyor yani. Ne güzel. Orada geçiyorum, hemen arabanın deposuna devam. Dolduruyorsun yani. Afaki. En sevdiğim kelime. Belirsiz gibi değil mi böyle? Afaki. En sevdiğim kelimeyi söylemek zorunda mıyım? Sabah böyle bir zorunda mıyım mevzu işledik biz de. Gıda Bakanı çocuğuma cevizli baklava yedirmek zorunda mıyım diyordu. Biz de dedik ki baklava bulamıyorlarsa şöbiyet yesinler o zaman. Ne yapalım yani? O da olabilirmiş ha. O da olabilir tabii canım. En sevdiğim kelime kucaklıyorum. Bu kelimeyi hem de bütün kesimleri kucaklamasını çok seviyorum diyor. Yani bu şey mi? İyi manada mı söylüyorsunuz? Yani espri mi yapıyorsunuz bilmiyorum. Hani böyle gerçekten bir kucaklama vardır içten yani. Babacan bir tavırla. İçten olanı söylüyor bence. Değil mi? Onu söylüyordur yani. En sevdiğim kelime, ilkokuldan beri en sevdiğim kelimedir. Nedir? Yaparım. Ha, yaparım kelimesi. Derslerde defterime yazdığım kelimedir. Mesela Türkiye'nin coğrafi bölgelerini yazınız. Yazarım ya da yaparım. Şunu yapınız, yaparım gibi hep böyle geniş zamanlı kullanırım ben diyor. Yaparım, ederim. Ha, yapıyorum demiyor mesela. Ha, yapıyorum değil, yaparım, ederim. Ben diyor hep böyle geniş zamanlı yazmayı severim diyor. İlginç. Evet, ilginç. Yani şimdi Türkçe'de şimdiki zamanda kullanılır, geçmiş zamanda kullanılır. Evet, kullanılır, doğru. Suretiyle en sevdiğim kelime. Böyle cümle içinde kullanıldığında çok inandırıcı olduğu zannediliyor. İşte yapmak suretiyle, tıkamak suretiyle. Aslında evet, doğru. İşte sağdan sola, soldan sağa kaymak suretiyle falan diye böyle. Doğru, o örnek nereden geldi sonuncusunu anlamadım ama aslında. İşte böyle makas yapmayı mesela böyle anlatıyorsun. İşte makas yaptı falan yerine sağdan sola, soldan sağa geçmek suretiyle. Ha, anladım. Böyle anlattığın zaman çok böyle haber dili gibi daha oluyor. Daha ciddi gibi oluyor. Daha ciddi gibi oluyor. Yapılan şey yanlış aslında da. Şimdi en sevdiğim kelime mütemadiyen demiş mesela Tuğçe. Mütemadiyen. Mütemadiyen, sürekli yani mütemadiyen. Eski dilde yine. Bilmiyorum. En sevdiğim kelime. Adres sorulunca, tarif zorsa, maç skoru sorulunca, yorum yapmak istemediğim zaman bilmiyorum kelimesini çok severim. Çok basittir, çok işe yarar diyor. Doğru söylüyorsunuz ama bizde genelde bilmiyorum denmez hiçbir şey için. Ama işte dense aslında ne çok güzel olacak olur. Yani. Dense iyi olur yani. Herhalde artık bizim için en sevdiğimiz kelime devalüasyon ve enflasyon olur diyor. Şimdi bu enflasyon zaman zaman konuşuluyor, enflasyon oranının yükselmesi, ama devalüasyondan hiç konuşulmuyor. Halbuki bayağı bildiğiniz devalüa oldu Türk parası, bizim paramız. O bizim sevdiğimiz bir kelime olamaz ama. Ha, sevmediğimiz için çok kullanmıyoruz herhalde. Herhalde. Böyle kullanmadığımız zaman da olmamış gibi oluyor yani. Bir şey ortada yoksa yoktur yani. Yoktur, doğru, aynı. O mesela şeyden, belediyenin planlardan kaldırdığı fay hattı gibi. Olabilir. Pendik Belediyesi planlardan fay hattını kaldırdı. Hop, oraya şey, benzin istasyonu ruhsatı verdi. Var mı orada, bakıyorsun haritada, yok fay hattı. Bitmiştir yani. Tamam, yoksa yok yani, doğru. Yoksa bitmiştir yani. Aynen öyle. En sevdiğim kelime fondip diyor Ersin.
He. Fondip yani bir bardakta kalan içeceği tek seferde içmek. En sevdiğim kelime Gokko. Çünkü 4 yaşındaki Dünyalar Tatlısı yeğenimin ilk konuşmaya başladığından beri bana söylediği kelimedir. Ha, adın Gökhan mı? Gokko diyor. Hatta Gokko'cum anlamı nedir? Anlamı nedir halacım derim. Hala demekmiş ona göre. Ha, Gökhan değil hala. Yok ya Nuran. Gökhan hala mıymış ya? Hayır Nuran ya. Gökhan diye biri yok. Gokko diyorsun. Tam Gokko diyor. Halasına Gokko diyormuş yani. Ha, halasına Gokko mu diyormuş? Evet. Ne, 3 aylık mıydı? Ne kadarlıktı? İşte 4 yaşında diyor. 4 yaşında. Olur ya geçer. Ya şaka tabii. Çocuklar böyle şeyler yaparlar ya. Severler öyle kelimeler uydurmayı, doğru. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Sizin en sevdiğiniz kelime, en çok yazdığınız, konuşurken en çok kullandığınız, kullanmayı sevdiğiniz kelime hangisi, kelimeler hangisi diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şov Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz. Salı akşamında yayınımıza saat 7 oldu. Ve sevdiğimiz, kullanmayı sevdiğimiz, yazarken konuşurken kullanmayı sevdiğimiz kelimeleri konuşuyoruz. Hangi kelimeleri çok seviyoruz? En sevdiğim kelime bu akşamın konusunun başlığı. Tabii bazı mesela dizilerde oluyor çokça bu. Ya da bir sinema filminde. Ya da ne bileyim ben, bir kitapta mesela bir kelime kullanıyor işte senarist, yazar, evet. Oyuncu da bunu çok güzel kullanıyor oyununda, işte dizide, sinemada. Bir anda böyle insanların sevdiği ve diline yapışan bir pelesenk oluyor. Ha, dillere pelesenk oluyor mesela. Bak pelesenk de mesela öyle bir kelime. İşte nedir bu, onlardan bir örnek Suat göndermiş. Bir dönem Kardeş Payı'nda vardı bu. Cinnah diye. Evet, cinnah diye şeydi, neydi? Ayhan Taş bunu söyler. Çok güzel böyle canlandırıyordu o karakteri. Ondan sonra o kelime mesela. Sonra yine Çakallarla Dans'ta mesela hastasıyız dede vardır mesela. Hastasıyız dede. Evet, Timur Acar onu çok güzel söyler. O da yine böyle dillere pelesenk olmuş kelimelerdir bunlar, değil mi? Vay. Türkçe dersi gibi oldu programa. Evet, biraz öyle oldu ya. En sevdiğim kelime farazi diyor. Farazi. Farazi. Evet. Ha. En sevdiğim kelime zam. Çok seviyorum. Yani maaşına zam kelimesini seviyor olabilirsin herhalde. Tabii maaşa zam güzel bir şey. Ama akaryakıta zam. Bu arada akaryakıta zam gelmiş bir daha. Yani biz ÖTV düştüğü için hissetmiyoruz. Bu arada ÖTV'nin düşmesi de tabii hani bizim açımızdan iyi ama bu ilerisi için kötü. Öyle bir durum da var. Evet tabii. Yani çünkü bütçeden harcanıyor yani bu, aslına bakarsanız. Bütçe azalmış oluyor. En sevdiğim kelime Beylikdüzü. Merak ediyordum zaten gelecek mi diye, gelmiş. Beylikdüzü belediyesi mi göndermiş? Yok, belediyenin kendi göndermemiş bu sefer. Fanatikleri gönderiyorlar. Ha, fanatikler. Beylikdüzü fanatikleri. Rövaşata. En sevdiğim kelimedir. Rövaşata. Dünyanın bütün yükünü üstünden atıyormuşsun gibi sanki diyor. Hadi canım, rövaşata. Öyle düşünüyorsun yani. Ha, öyle bir şey diyor. Rövaşata yaptığın zaman diyor, dünyanın bütün yükü üstünden gidiyormuş gibi diyor yani. Vallahi ne güzel ya. Güzelmiş yani, öyle düşünüyorsan. Oğlumun ismi Toprak. Oğlumun kullanmayı en çok sevdiği kelime Gogo. Teyzesinin adı Gülden ama konuşmayı öğrendiği günden beri ona Gogo diyor. Anaokulunda öğretmeni, bu çocuğun Gogo isimli hayali bir arkadaşı var. Doktora götürün bence demişti. Ama okulda şimdi Gogo diye konuşuyorsa. İşte anlatamadık, mecbur teyzesini okula götürdük, gösterdik işte, Gogo bu demişler. Gogo bu. Hayali değil, gerçek, var öyle bir şey yani. Gogo diğeri neydi? Gogo. Diğeri Gogo'ydu, evet. Merhaba ben Gogo. Merhaba ben Gogo. Seyri Sefer. Seyri Sefer. Neden diye sormayın, ben de bilmiyorum vallahi. Ha, Seyri Sefer söylemiş herhalde, bu gidiş geliş değil mi? Seyri Sefer sistemleri. Şey vardır, Seyri Sefer sistemleri denir mesela gemilerde, uçaklarda. Yani seyir-i sefer ne diye tam böyle... İşte trafiği yani, yolu gidişi gelişi falan gibi. Öyle şey, evet, öyle de şey yapabiliriz, açıklayabiliriz, doğru. Üniversitedeyken öğrendiğim eritroblastosis fetalis, bebekte kan uyuşmazlığı anlamına gelen Latince bir tanımlamadır. Şimdi o Latince'ye girersek zaten Latince'de neler neler var ya yani. Hekimler ya
açıklamış. Evet, bu da iyiymiş de eritroblastosis fetalis. Söylerken epey bir zorlanıyor insan. Çok zor ya. Eski bir fıkra vardı. Ana fikri emeğiniz emanetimizdirdi. Ha evet, neydi o? Bak onu ne zaman duysam çok gülerim diyor Gonca. Öyle bir şey vardı değil mi eskiden? Tabii, emeğiniz emanetimizdir. Şeyin kalemlerin üzerinde yazardı. ÖSYM'nin. Sınavda dağıttığı kalemlerin üzerinde ne önlemler. Eskiden böyle şeyler yoktu yani, sınava girerken biz kalem malem falan dağıtılmazdı. Biz kendi kalemimiz, kendi kalem tıraşımız, kendi silgimiz. Aynen öyle. İşte yanımızda kendi suyumuz. Hatta bazı sınavlarda böyle işte şeker böyle beyni çalıştırır falan diye yanımızda i̇şte şeker yani işte. Çikolata mikolata falan evet, götürürdük. Evet. Sonra dediler ki işte güvenliği şöyle arttırıyoruz, böyle önlemler alıyoruz. İşte o yüzden kendi suyunuzu getiremezsiniz. Kendi kalemimizi, biz kalemleri de biz vereceğiz falan. Bir de kalemin üzerine de yazdılar böyle, emeğiniz emanetimizdir falan evet, diye. Doğru. Sonra ortaya çıktı ki o sınavların hepsinin soruları önceden birilerine verilmiş. Ama sınavlar sırasında bir şey olmamış. Ha. Yani içeride kopya çekilememiş. Lan gerek kalmamış ki zaten, soruları önceden almışlar. İçeride çekmeye gerek kalmamış. Hazırlanmışlar zaten. Sonra emeğiniz emanetimizdir. Dalga geçer gibi resmen ya. Ben bu konuyla alakalı bir yazı yazmıştım o zaman. Akşam gazetesinde yazıyordum. Bir zamanlar akşam gazetesinde yazabiliyordum ben. Neyse, bu konuyu anlatan bir yazı yazmıştım. İşte bu ÖSYM'nin bu uygulamasıyla alakalı. Hani dalga geçer gibi bir de böyle yazıyorlar diye. Dava açtılar bana. Hakaret davası açtılar. İşte ÖSYM'nin kurumsal bilmem ne falan filan. Neyse, biz ondan sonra gittik. İşte ben tabii ÖSYM ile ilgili çıkan bütün haberleri bir dosya olarak hazırladım. Sağ olsun avukatım da Ercan da öyle bir dosya hazırladı. Koyduk mahkeme heyetinin önüne. Dedik ki o, dedik, çok böyle işte şey olan, hani ki kurumsal kimliğine zarar verdiğim söylenen ÖSYM. Aa işte bu, dedim ben böyle anlattım yani. Vay vay. Tamam dediler. Tamam, ikna oldular yani. Yani ikna oldular derken delillere yeterli buldular. Beraat ettim ben yani ondan sonra. Yüksek mahkemeye itiraz ettiler. Orada da beraat ettim ayrıca. Sen mahkemeye hiç itiraz ettin mi? İtiraz. Ben yargıç itiraz ediyorum falan diye. He, yapsana onu bakayım, Türkiye'deki mahkemelerde ne oluyor. Değerli jüri üyeleri. Ya jüri üyesi yok, tamam da yani. Sayın hakim kusura bakmayın. Dün akşam Suits izledim ben, o yüzden. 9 yaşındaki kızımın en sevdiği kelime. Evet. Yani. Bir ton laf anlatırsın. Evet. Cevap. Yani. Yani. Hadi her şeyi baştan anlat diyor. Aa, yani güzelmiş. En sevdiğim kelime sittin sene. Sittin sene Konyalı bilim adamlarını anlayamayacaksınız. Cümle içinde kullanmış. Evet. Sittin sene 60 senedir değil mi? Evet, 60 senedir. 60 yani sene aslında, manasına gelir. Evet, olabildiğince uzun derler. Evet. Rahmetli Levent Kırca'dan esinle Associated Press. Hiç unutulmaz bir tebessüm bırakır herhalde yüzlerde. Hatırlayınca o skeci mutlaka hepimiz bir kere izlemişizdir. Doğru. Sonra şey geliyor çok böyle, madem yabancı kelime geldi, congratulations. Ha. Yani tebrik ederiz manasında congratulations. Bak onu da mesela tek seferde söylemek çok zor. Çok kişi söyleyemez yani. Bir daha söyle bakayım. Congratulations. Congratulations. Zaten bir kere söyleyemezsen bir daha söyleyemezsin. Kangurudur. Kangurudur. Ya biz pazar günü Belgrad'da Fenerbahçe TV'nin bir yayınına katıldık. Evet. Geçen sene de aynı kadro yayına katılmıştık. Bu sene de totem yaptık. Dedik ki aynı kadro aynı oturuş şekliyle yine yapalım dedik. Dolayısıyla totem tutmadı. Keşke yapmayaydınız yani, yer değiştirseydiniz. Bence onunla alakalı değildir ama neyse, İlker Ayrık, Murat Şeker, Uğur Şeker, ben. Bir de Fenerbahçe TV'den Kıvanç kardeşimiz, onun programıydı zaten, o sunuyordu. Ve çok keyifli sohbet ettik. Abi o sohbet sırasında bu muhabbet geçti de İlker Ayrık Zalgiris'in teknik direktörünün ismini tek seferde söyleyebiliyor, biliyor musun? Ne ki teknik direktörün ismi? Ben söyleyemiyorum şu anda. Abi İlker Ayrık iyi bir tiyatrocu yani. Çok dedi ki, o da zaten söyledi, aldığım dedi tiyatro eğitiminin dedi bunda büyük etkisi var dedi zaten. Bizi bir gömdü oraya. Ya adam her şeyi söyleyebilir ya. Ya ciddi mi? Uğur'u hala çıkaramadık. Uğur Belgrad'da kaldı. Murat Şeker döndü ama orada hala Sarkiris, duruyor yani. Sarkiris, Kaunas, Koçu. He. Sarunas. He. Yasik Evrisus. Diyorum, sessizlik oluyor işte. Bir daha söyle bakayım. Sarunas. Tamam. Yani galiba adı Sarunas. Sarunas kısmında problem yok zaten. Soyadıyla söylüyoruz biz. Şimdi J ile nasıl okuyacağız? Ya diye mi okuyacağız? He. Ya diye oku. Yasi. Hı hı. Kevisus. Şimdi
bu çok tehlikeli olduğu için okumak istemiyorum daha fazla. Yok yok, o tehlikeli kısmından dolayı değil. Gerçekten tek seferde telaffuz etmekte epey bir zorlanıyorsun. Evet, sondaki bölüm biraz zor. Evet, biraz zor yani, ondan kaynaklanıyor. En sevdiğim kelime dada. Kardeşimin bana abla yerine kullandığı kelimeydi. Hala da ara ara der, ara ara der ki kendisi artık 30, ben 35 yaşındayım. Yani kardeşiniz 30 yaşında size dada mı diyor? Ya diyebilir, olabilir. Ablayı, abla yerine dada diyormuş yani. Yani bu şey vardı bir ara işte, Okan Bayülgen'in de böyle bir programı vardı galiba. Dada, ha var var, dada ayrı. Yani sonra galiba. O ayrı da, o başka yani 30 sene. Birileri bunu kullandı galiba sonra dada diye. Çocukken diyor zaten 30 sene 35 sene, demek ki onlar 5 yaşında, bundan 30 sene ama 25 sene. Ama 30 sene önce Okan Bayülgen program yapıyordu işte bu ülkede ya. Tamam, yapıyordu da bu dada dadayı var. Dadayı falan yapıyordu işte, o sıra meşhur olmuştu. 30 sene mi ya? Benim 50 değil miydi o ya? Ha, 50 senesi var mıdır diyorsun? Bence vardır, 50 falan vardır yani. Çocukluk yani. Dış mihraklar. En çok? O bu aralar en çok popüler olan. He. Aşağıdaki bizim de kullandığımız bardaklarda yazan kelimeler. Yalnız sanırım bu bardağın türünden kaynaklı. Çay bardağı aynı etkiyi yapmıyor. Ne? Ben anlamadım. Şikenperver ve kalender meşrep kelimeleri yazıyor bardakların üzerinde. Şu, anladım. Şikenperver. Güzel yudak mıydı o mu? Yemek yemeyi seven, boğazına düşkün olan. Şikenperver. Güzelmiş ha. Demek ki ben şikenperver bir insanım. Bundan sonra böyle de. Kalender meşrep, dünya malında gözü olmayan, hoşgörülü ve kalender mizaçlı kişi. Ben kalender meşrebim. Manasında güzel, yani. Güzel çirkin tanımam. Güzel çirkin aramam o. Tanımam değil. Öyle mi? Ben kalender meşrebim ama güzel çirkin tanımam. En sevdiğim kelime vidanjör. Vidanjör. Evet, vidanjör kelimesini çok severim diyor. Ya yani mana itibariyle çok hoş gelmiyor tabii de. Fransızca bir kelimeymiş. Vidanjör. Boşaltıcı sözcüğünden alıntıdır diyor. Ha. Fransızca'da anlamı, evet, Fransızca'da anlamı oymuş. Öyleymiş yani. Bankacıysanız en evet. sevdiğim kelime diyebileceğiniz sözcük sehvendir diyor. Sehven. Yapılan hata daha güzel normalleştirilemez demiş Elif. Ha. Sehven yap. Sehven. Yani i̇stemeden evet. Sehven yaptım olabilir diyor yani. Şimdi biz son derece isteyerek bir mini yarışma yapacağız. Evet. Biliyorsunuz her akşam bir dinleyicimize Daikin Klima'da indirim armağan ediyoruz. Hem de ne indirim? Bu indirimi de hava sıcaklıklarına göre belirliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir şehrin hava sıcaklığını sabah belirliyoruz, bakıyoruz. O hava sıcaklığı derecesi kadar o kadar yüzde indirim yapıyoruz. Evet, mesela bu sabah hangi şehri seçtin? Şanlıurfa'ya baktım ben bu sabah. Şanlıurfa iyi şehir seçmiş. Evet, Şanlıurfa'da dedim bugün ne kadarmış dedim. Baktım meteorolojinin sitesine, sıcaklık tahmini bugün 34 dereceydi. Yani 34 dereceye karşılık %34 indirim olacak. Aynen öyle, %34 indirim olacak. Dolayısıyla havalar ısındıkça bizim indirimlerimiz de artacak. Şimdi bu akşam bir dinleyicimize satın alacağı Daikin Klima'da %34 indirim armağan ediyoruz. Süper. Bence güzel. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bir soru soruyoruz. Sorunun doğru yanıtını adınız, soyadınız, adresiniz ve telefon numaranızla birlikte lütfen bu bilgileri yazınız eksiksiz. Bu bilgilerle bize yarışma@nihatsırdar.com adresine e-posta olarak gönderiyorsunuz. Evet. Peki sorumuzu nereden soruyoruz? Sorumuzu da sorumuzun cevabını da Daikin Türkiye'nin Twitter hesabından görebiliyorsunuz. Sorumuz bugün için şöyle. Bir dakika, ben hemen şuradan bir emin olayım da. Şöyle en üstte, Daikin Türkiye'nin en üstte sabitlenmiş bir tweet var. Evet evet var, yani doğru. Oradan bulacaksınız cevabı. Evet, oradan bulabileceksiniz ama yani sorumuz şöyle. Şimdi Daikin'in estetik harikası klimalarından sonra Red Dot ve If Design tasarım ödüllerini kazanan bir ürünü daha oldu. Evet. Daha önce klimalarda bu ödülleri kazandılar. Daikin'in tasarım ödülü kazanan en son ürünü hangisidir diye soruyoruz. İşte sorumuzun doğru yanıtını Daikin Türkiye'nin Twitter hesabına girdiğinizde göreceksiniz. Hatta girmişken takibe de alınız. Yani takip et bölümüne de alınız. Takip ediniz Twitter'da. Ki biz takip edip etmediğinizi de bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Cevap gönderenler içinde. Doğru yanıtı gönderen 50. dinleyicimize %34 indirim armağan ediyoruz. Daikin Klima'da an itibariyle bekliyoruz cevaplarınızı. Ve devam ediyoruz. Sevdiğimiz kelimeler, en sevdiğimiz kelimeler hangi kelimelermiş, onlara bakmaya devam ediyoruz.
En sevdiğim ve kullandığım kelime nasip. Hayatınız da bu sözcüğe göre şekilleniyor bence diyor mesela. Mustafa göndermiş. Olabilir. Çok kullanırım ben diyor bu kelimeyi diyor. Bence önemlidir diyor. Liyakat diyor, liyakat. En sevdiğim kelime liyakat, önemli diyor Artur. Liyakat önemli, doğru. Çok önemli. Kızım küçükken çikolataya cukka derdi ve biz yıllardır severek cukka der, severek cukka yeriz. Cukka. Evet. Hala, öyle kaldı yani. Evet evet, öyle kalmış, hala cukka diye kullanıyorlarmış. Bankacıyım, en sevdiğim iki kelime yapıyor olacağız. İkisini birlikte kullanınca çok tatlı oluyor, ikna edici oluyor diyor. Tabii yapacağız demiyor. Yapıyor olacağız. Yapıyor olacağız. Diyor, Ezgi göndermiş. Böyle güzel, söyleyince, havalı. Böyle söyleyince daha bir diyor ikna edici oluyor doğru, diyor. Doğru doğru, havalı yani. Tanımıyorum. En sevdiğim kelime diye bir mesaj geldi. Metin'den geldi mesela. Neyi tanımıyorsun mesela? İşte mesela doları, doların bu artışını tanımıyorum mesela. Tanımıyorum. Kabul etmezsen senin için yoktur. Aynen öyle. Euro'nun bu yükselişini kabul etmiyorum mesela. Ne demek dolar 4.65 mesela? Benim için yok hükmündedir yani. Yok hükmünde yani. Onun gibi. Ferforje ve jaluzi. Evet, bunlar biraz değişik değil mi? Hatta kızım olursa adını jaluzi koymayı düşünüyorum. Bence öyle bir şey yapma. Yapmayın tabii canım, öyle şey olur mu yani? Jaluzi. Jalu koy, jalu. Ferforje de çok şey bir kelimedir, ferforje. Ferforje, o da çok enteresan. Çok hakikaten. Böyle kibar bir kelime böyle ferforje. Ama işte bayağı bildi. Var, J var. Demirdir ama onları da böyle bir şey yaparlar. Böyle süslü, şekil verirler, şekilli güzel. Verirler. Güzel olur yani, doğru. O da ustalık gerektirir yani. Aynen öyle. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize en sevdiğim kelime, bu akşamın konusunun başlığı, soruyoruz dinleyicilerimize sizin en çok konuşmayı sevdiğiniz, kullanmayı sevdiğiniz, yazarken kullandığınız kelimeler hangileri acaba? Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Show Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Salı akşamındayız. En sevdiğimiz kelimeleri konuşmaya devam ediyoruz. En sevdiğimiz, söylemekten çok böyle hoşlandığımız, yazmaktan çok hoşlandığımız kelimeler hangi kelimeler acaba diye sorduk. Şimdi devam etmeden önce az önceki yarışmanın sonucunu hemen bir açıklayalım. %34 indirim kazanan dinleyicimizin ismi, ki Daikin Kombi doğru yanıtını veren 50. dinleyicimiz oldu. E-posta gönderen Alican Öztarı isimli dinleyicimiz oldu. Kendisini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Antalya'dan göndermiş. Bu yaz zannediyorum onların da klimaya epey bir ihtiyacı olacak. Antalya'yı bayağı sıcak günler bekliyor yani. O yüzden bence iyi de olmuş. Alican Bey'i kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Daikin Kombi olacaktı bu arada. Tasarım, cevap Daikin Kombi değil mi? Tasarım ödülü kazanan en son Daikin ürünü Daikin Kombi olmuş. Onu da söylemiş olalım. En sevdiğim kelime endoplazmik redikulum. Endoplazmik redikulum. Heh. Bu geldi sonunda değil mi? Lise yıllarının çok böyle bilindik ve popüler kelimelerinden biridir. Bir de Rögar kelimesini severim diyor. Rögar. Komutan Rögar mı vardı? Komutan Rögar vardı da Rögar ondan önce vardı tabii canım yani. Rögar mıdır o, Logar mıdır acaba? Yani sen şey mi söylüyorsun, filmdeki mi? Haydi filmdeki değil canım, Allah Allah. Filmdeki de zaten oradan esinlenmiş yani. Rögar kapağı mıdır, Logar kapağı mıdır, hangisidir? Abi esinlenme olabilir her zaman ya. Tamam. Niye kızdın ki bu kadar? Hayır, kızmadım. Filmle, yani filmle bulunmuş bir kelime değil, onu söylemeye çalışıyorum. Ama filmde daha çok popüler oldu yani. Niye kızıyorsun? Rögar yazıyor, Rögar. Rögar, doğrusu Rögar'dır yani. Logar diye mesela bazı yerlerde yazılır, öyle geçer. Logaritma var. Logaritma bambaşka bir şeydir konuyla. Ama logaritma yok mesela. Logaritma yok ama logaritma da güzel kelimedir mesela. Çok. Ama ben hiç sevmem. Ders ve konu olarak sevmem yani. En sevdiğim kelime röptüşambır. İnsanı tuhaf halde zengin hissettiriyor. O zaman böyle benzine gelen zammı da 4.60 olan, düzeltiyorum 4.60 değil 4.60, dur bakayım, 4.63 şu anda galiba, 4.63 olan doları da umursamıyorsun. Bak söyleyin anlayacaksınız diyor. Röptüşambır. Röptüşambır. Röptüşambırımı giydim, kuşağımı böyle bağladım. Röptüşambırların kuşakları vardır, böyle bağlarsın falan. Kuşağımı aldım falan. Bak şimdi. Heh. Bir fıkra geldi de bana. Evet.
Diyor ki çocuk babasından doğum günü için 100 dolar istemiş. Ha evet biliyorum onu. Babası da demiş ki 400 lira mı? 430 lira çok para. Hem ne yapacaksın sen 460 lirayla? 462. 462 lirayla. Düzeltelim o kadar hızlı artıyor manasından yapılmış bir. Güzel bir fıkradır o, onu uyarlamışlar yani. Evet. En sevdiğim kelime vasistas. Yıllarca anlamadım onun camın üstündeki açılan küçük cam olduğunu. Ben de Almanca sanıyordum diyor. Zaten Almanca. Zaten Almanca ama vasistas bu nedir demek ya? Evet. Yani vasistas bu nedir demek? Vasistas yani öyle bir yani açılan küçük parça derken. Öyle anlatılır ya işte Polonya'da falan bunlar gezerken Almanlar falan ha. Orada asker bu pencerelere gösterip vasistas vasistas deyip duruyorlarmış derler. Ha, ondan sonra oradan öyle geliyorlar. Öyle kaldı derler. En sevdiğim kelime matematiksel bir terim olan diskriminant. Gerçekten çok havalı bir kelime değil mi? Çok. Sadece bir rakamı değil de sanki muazzam bir uzay tesisini anlatıyor. Valla ben anlamını bilmiyorum zaten. Diskriminant. Diskriminant. Bir rakamı mı anlatıyor sadece? Evet, bir rakamla ilgili bir özelliği anlatıyor. Zannediyorsun ki uzay tesisi diyor diskriminant. Evet. Sence biraz farklı oldu. En sevdiğim kelime fulle. Benzinliğe yanaşıyorsun. Fulleyelim usta diyorsun. Oo, havaya bak. Markete gidip ekrandan aracın olduğu pompayı takip ediyorsun. Ben hayali bile güzel be. Vallahi güzel ha, doğru söylüyor. Tabii. Bir de bunu mesela otobüs için yapsanıza. Fulle. He, ben geçen otobüse yaptım onu da. Fulle. O zaman şöyle, ya o zaman yalnız öyle olmuyor mesela. Fulle diyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Markete hemen ödeme bölümüne gitmiyorsun. Markette ya da onun yanında böyle bir çay may falan bölümü varsa gidiyorsun kendine çay alıyorsun kahve alıyorsun şekeri atıyorsun içine karıştırıyorsun ondan sonra biraz üflüyorsun böyle soğumasını bekliyorsun ondan bir iki fırt alıyorsun sonra marketin içinde geziyorsun bir şey var mı alayım mı falan diye bakıyorsun onu bunu falan filan derken sonra artık tamam yeter diyorsun gidiyorsun bakıyorsun daha yarısı dolmuş. O kadar uzun da oluyor. Biraz. Ki benim otobüsün deposu ufak 350 litre. Yani daha 350 litre mi? Ufak diyorum ufak. Ufak deme ufak mı ufak yok 350 litreye fulle diyorsun yani. İşte dedim bir sefer. Bir kere vay, dedim onu vay, yani. Vay, vay. Şu ana kadar bir kere dedim bir daha da diyebileceğimi sanmıyorum. O yüzden böyle işte Nihat'cığım pikniğe gidelim. Nihat'cığım bizim seyahat var. Nihat'cığım bizim düğün var kına var bilmem ne falan. Bunlar güzel şeyler. Olsun yani insanlar mutlu olsun. Düğünlere gitsinler, pikniğe gitsinler. Ama fulleyin diyorsun. Yani. Gidelim tabii, niye gitmeyelim? Doğru. Bir mermerci olarak kuarts kelimesine bayılıyorum diyor Okan. Kuarts. Evet, kuarts da güzel bir kelime. O da bir mermer şeydir değil mi böyle kuarts? Böyle bir mermer cinsidir değil mi kuarts? Öyle mermer midir? Cinsi mi bilmiyorum. Ben öyle sanki hatırlıyorum, öyle biliyorum. Saatte de vardır kuarts, ne demek o? Kuarts bir taş. İşte taş ismi olması lazım. Ya yani taşın bir şekli, şey, çeşidi yani. Kuars taşı. Öyle değil mi? Kuars taşı, evet. Kuars taşı, kuars kumu. Heh. Evet, değişik bir taş. En sevdiğim kelime subliminal. Subliminalle başladığın zaman onun arkası gelir. Subliminal, algı operasyonu, büyük resim, lobiler. Bunlar dönem dönem değişir. Her seçim öncesinde farklı bir tanesi şey olur genelde moda olur. Evet. Öyle olur yani değil mi? Genelde öyle olur doğru söylüyorsun. Şimdi bak böyle moda oldu böyle deyince ya da aslında hani farklı dönemler deyince artık neyin dönemi geldi? Artık yaz oldu değil yaz mi? Oldu. Havalar ısındı. Algide keyif yapmanın zamanı tam geldi. Tam zamanı geldi hem de doğru söylüyorsun. Algide keyif Türkiye'nin en çok satan ev tipi dondurmasıdır. Evet. Geçtiğimiz sene Türkiye'deki 5 evden birine girmeyi başaran keyif için aslında Türkiye'nin diyebiliriz değil mi? Yani Türkiye'nin gerçekten de son derece böyle en çok sevdiği yani ürünü benim diyebiliriz. Aklıma direkt o geliyor. En çok sevdiği ürünlerinden biri doğru, diyebiliriz. Şimdi bu Değme Keyfime kampanyası var hala hazırda devam eden. Algide keyifle ilgili ve bu Değme Keyfime başlığıyla da aynı zamanda birçok insan paylaşıyor. Hani mesela... Mesela oh be sonunda mevsimi geldi diyor. He mesela... Algide Türkiye'de keyif veren dondurmasının yeni reklamını yayınladı. Heh. Herkesin keyifli anını görebilmek ne hoş demiş. Mesela Neslihan böyle bir tweet göndermiş bu başta. Değme keyfime.
çünkü bazı anlar vardır değil mi? İnsanların böyle gerçekten keyiflendiği bazı anlar vardır. Böyle istediği zaman, istediği yerde, istediği insanlarla, bazen yalnız oturduğu, şöyle etrafına baktığı zaman evet benim olmak istediğim yer burası dediği an vardır ya. Evet. İşte o an insan ne der kendi kendine? Değme keyfime der. Değme keyfim. 33 günlük bebeğim ilk defa bir şarkıya tepki verdi. Hmm. Çok mutlu oluyor duyunca. Değme keyfime demiş mesela birisi. Hangi şarkı acaba? Aygida'nın şarkısı. Ha, Aygida'nın şarkısına tepki vermiş. Ha, bak ne güzel işte. Yani böyle bir işte böyle bir ferah ferah bir Aygida keyif olsa da yiyebilsek diyenler ve o az önce bahsettiğim böyle keyifli olan o durumu hazırlayabilenler, o uygun ortamı hazırlayabilenler ne kadar güzel olur değil mi? Kızımla karşılıklı kelimelik oynuyorum. Evet. Daha ne olsun? Değme keyfime demiş mesela birisi. Bu da güzel. Bu da çok önemli bir keyif. Yani Twitter üzerinde böyle bir hashtag var. Değme keyfime diye insanlar oraya keyifli anlarını yazıyorlar. Güzel. Biz de işte sevdikleri kelimeleri konuşuyoruz. Şerbet, şerbetli, şeker, fabrika, sonuç, şirazesi kaymış fıstıklı baklava. Hayda, kim yazmış bunu? En sevdiğim kelime, mutlu göndermiş. Mutlu. Ya. En sevdiğim kelime, hashtag. Hashtag. Doğru, değişik bir kelime. Bunun da karşılığı işte başlık, başlık. Tabela, böyle başlıklar kullanıyoruz biz. Yani hashtag de diyoruz gerçi ama onun Türkçe karşılığı da bu aslında, böyle diyebiliriz. Başlık, yani Twitter'daki tabela. Konu başlığı olarak aslında evet. Doğrusu bu yani. En sevdiğim kelime, aynen bu kelimeyle dünyayı hiçbir zorluk çekmeden gezebilirsin. Nasıl gezebilirsin ya? Dünyayı gezersin bu kelimeyle diyor. Aynen diyor. Aynen kelimesiyle. Mesela İtalya'ya gittin. Evet. Şey soracaksın. İşte otobüs soracaksın. Evet. Aynen. Aynen mi diyorsun mesela? Yani hangi otobüse bineceğiz? Aynen. Aynen. Aynen evet. Otobüs. Yani dünyanın her yeri. Mesela Almanya'da hani aynen. Aynen. Her Herhalzen gibi aynen falan gibi bir şey. Ya o mantıkla giderseniz onun bir karşılığı bir anlamı olmayabilir orada. Sıkıntı olabilir ya yani. Ya da herkesi onaylarsın anlamında mı söylüyorsun bunu yani? Herkese aynen olur falan dersen. He öyle olabilir evet. En sevdiğim kelime bebük. Bebük mü? Bebük. Bebük. Sevdiceğimle birbirimize söylediğimiz tınısı hoş bir kelime. Oy. Sevdiceğimle birbirine söylediğiniz tınısı hoş bir bebük mü? Biz uydurduk diyor. Ya yok ya. Uydurduğunuz belli de. Bebük yani bebüğün böyle tınısı hoş. İlginç bir kulağınız var öyle söyleyeyim. Bebük tınısı da hoş değil yani bence. Evet. Tınısı hoş olan ne var? Ben size söyleyeyim. Tınısı hoş olan klasik müzik değil mi? Yani. Ya herhalde ya. İşte düşünsene böyle bir klasik müzik konseri dinlediğini, oradaki enstrümanları, ondan sonra oradaki mesela işte böyle solistleri, onların işte seslendirdiği şarkıları falan dinlediğini. Yani şimdi bunu böyle bir CD'den veya plaktan dinlemek farklı bir şey. Canlı başka. İşte canlı gittiğin yer dinlemek çok farklı bir şey. Canlı bambaşkadır. Şimdi klasik müziğin Türkiye'deki en önemli organizasyonlarından biri, hatta dünyadaki en önemli organizasyonlarından biri 46. İstanbul Müzik Festivali yaklaşıyor. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor her sene İstanbul Müzik Festivali ve bu yıl 23 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında aile bağları temasıyla ve üçüncü kez de ECA sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Yani yarın başlıyor. ECA'yı biliyorsunuz zaten herhalde yılların tecrübesiyle armatürden vitrifiyeye, kombiden klimaya pek çok alanda ürettiği ürünler, başarılı ürünler var. Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarının başında geliyor ECA. Evet. Hepimiz ECA'nın başarılı bir marka, güçlü bir marka olduğunu biliyoruz. Peki ECA'nın isminin nereden geldiğini biliyor muyuz? ECA adını aile bağlarından alıyor. Yani şirketin sahibi olan Ahmet Elginkan ve oğulları Ekrem ve Cahit Elginkan'ın baş harflerinden alıyor. İşte bu başarının temelinde de aile bağları var aslında. ECA bu isimlerden geliyor yani. Bu isimlerden geliyor aynen öyle. Rahmetli Ahmet Elginkan ve rahmetli oğulları Cahit ve Ekrem Elginkan. Onlar birlikte kurmuşlar, büyütmüşler. Daha sonra bir vakıf olarak ilerlemeye devam ediyor ECA. Sanata değer veriyorlar doğru böyle bu şekilde devam ediyorlar. İşte aynen öyle. Şimdi bu sene de aile bağları ya klasik İstanbul evet. Klasik Müzik Festivali'nin teması. Şimdi bir
Biz yarın akşamki açılış konserine bir dinleyicimize çift kişilik davetiye vermek istiyoruz. 23 Mayıs akşamı saat 19'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda. Evet, aynen öyle. Eğer bu konsere gidebilecekseniz, eğer vaktiniz varsa yarın akşamki bu konsere çift kişilik davetiye kazanabilirsiniz. Peki nasıl kazanabilirsiniz? Bir soru soruyoruz. Sorunun doğru yanıtını bize yazıp göndermeniz gerekiyor. Yine adınız, soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız da birlikte. Doğru yanıtı gönderen 50. dinleyicimize de armağan ediyoruz çift kişilik konser davetiyesini. Yarın akşam Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla Yekvom Sanlığı var. Ya bak işte bu konsere gideceksiniz. Peki nasıl gideceksiniz? ECA'nın isminin nereden geldiğini yazarak, açılımının ne olduğunu yazarak bize bu yanıtı göndererek gideceksiniz. Ah, bu kadar basit mi? Evet, yarishma@nihatsirdar.com adresine şu andan itibaren yazıp gönderebiliyorsunuz. Doğru yanıt bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak konser davetiyelerini. Zaten 2 dakika olmadı anlatalım. Evet evet, şimdi anlattık zaten. Bakalım kime hediye edeceğiz davetiyeleri. Bu aralar en sevdiğim kelime gündeste. Uzun süre bekledikten sonra yeni basımlarının yapılmasıyla kavuştuğum kitabım. Yavaş yavaş okuyorum çabucak bitmesin diye. Gündeste Feren Şensoy'un şiirlerinin olduğu bir kitaptır. Gündeste. Ben herhalde bilmiyorum ki 10 kere mi okumuşumdur, belki daha fazla okumuşumdur. Ama ben de mesela başladığım zaman gündesteye böyle bölüm bölüm okurum. Hemen böyle hızlı hızlı okumam, beklerim böyle yavaş yavaş. Ha. Yeni kitap çıktığı zaman onu daha da böyle yavaş sindire sindire okurum. Daha uzun sürsün diye. Bak mesela bunu sen seversin, en sevdiğim kelime. Heh. Retarder kelimesi. Ha. Ve sesi diyor. Evet. Otobüs şoförüyüm demiş İbrahim. Evet, retarder hakikaten güzeldir yani. Değil mi? Onunla böyle sadece bir çubuk kullanarak şifren yap. O sesi de çok seviyorum ben. Evet evet, böyle aşağı doğru böyle tırırırt çekersin onu böyle. Güzeldir. Sende var mı? Bende yok. O zamanlar öyle bir teknoloji yok ama motor, yani egzoz freni gibi bir şey var. Teknoloji var benim arabada da. O da böyle sol ayağının topuk kısmında duruyor. Şeyde, zeminde. Ona bastığın zaman motor freni yapmış oluyorsun. Debriyaj o ya. Debriyaj ileride, pedal o. Allah Allah, debriyaj başka bir şey. Ya ayağın debriyajda değil misin? Nerede duruyor? Ayağım sürekli debriyajda durmuyor canım. Tamam. Gidiyorsun işte yolda, mesela yokuş iniyorsun. Araba viteste zaten. Sen böyle frene basacağına, balataları lüzumsuz kullanacağına ya da balataların böyle ısınmasına neden olacağına, o motor frenine bastığın zaman işte egzoz içindeki böyle kelebekler değişiyor ve o motor freni yapmış oluyor. Ya motor kelebekler freni. Kelebekler mi değişiyor? İşte kelebekler var. O kelebeklerin böyle yönü değişiyor. Vay. Egzozun içindeki. O egzoz freni gibi bir şey oluyor yani. Motor freni oluyor. Böylelikle frene basmamış oluyorsun. Çok süpermiş. Seninki beygir gücü değil, kelebek gücü de çalışıyor yani. Ben bunu sana daha detaylı... Evet lütfen. Sonra yayından sonra anlatayım bu kelebek mevzunu. Evet. Belli oldu. Lazım sana yani. Bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. En sevdiğim kelime bu akşamın konusunun başlığı. Show Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz. Salı akşamındayız. 8'e yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Önce yarışmanın kazananını hemen bir açıklayalım. Kimi gönderiyoruz? Yarın akşamki konsere, İstanbul Müzik Festivali açılış konseri. Yarın akşam ECA sponsorluğunda, ECA'nın açılımını bize doğru olarak yazan da Sinem Bilsel isimli dinleyicimiz oldu. Kendisini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. 2 kişilik davetiye kazandı. Şimdiden güzel bir gece geçirmesini diliyoruz. Yani sırayla bakıldığında Ekrem, Cahit, evet, ve Ahmet Elginkan isimlerinden oluşuyor. Evet, isimlerin baş harflerinden oluşuyor ECA. Devam ediyoruz. En sevdiğimiz kelimeleri konuşuyoruz ya. Bizim Ali göndermiş. Ali Tanrıverdi. Sana da selam göndermiş. V kayışı diyor. Benim diyor en sevdiğim kelime v diyor. V kayışı mı? Ne değişik bir insan ya. V kayışı. Ben de trigger'i çok severim ya. Trigger, evet ya. Trigger kayışı mesela. O bana daha böyle bir şey gelir. Yani V kayışı sanki böyle bir haylazmış da trigger çok böyle ciddi bir... Tabii yani trigger bitti mi, sen de bittin ya. Değil mi yani, öyledir hani, trigger kayışı daha böyle bir şeydir. En sevdiğim kelime abondone.
Erevizyon şarkı yarışmasına Malta adına katılmışım hissi veriyor bana diyor. Nasıl ya? Erevizyon şarkı yarışmasına Malta adına katılan Mine seslendiriyor. Abondone. Vay be. Velhasıl. En sevdiğim velhasıl kelime demiş yani mesela. Yani genelde bu böyle bir cümleyi bağlarlar değil mi sonuna doğru? Velhasıl yani diye. Yani özetle kısaca falan gibi böyle. Velhasıl. Eyvallah diyor Serpil göndermiş mesela. Eyvah. Ha bu eyvallah da bak mesela çok enteresan çok bir kelimedir. Çok vardır eyvallah ya. Ha bir de o kadar çok manaya gelir ki eyvallah. Hatta bak bir dinleyicimiz. Bunu Serhat'a sormak lazım bizim Serhat bilir. Serhat doğru eyvallah kompetanıdır uzmanıdır konunun da. Şimdi bir dakika dur bakayım bir dinleyicimiz yazmıştı. Bu eyvallah kelimesinin açılımını yazmıştı. O kadar çok böyle manaya geliyor ki aslında eyvallah. Nasıl böyle baş harflerden bir şey yazmışlar. Yok yok değil değil bir dakika dur bakayım. Su basmanı kelimesini çok seven bir dinleyicimiz var mesela. Ne kelimesi? En sevdiğim kelime su basmanı diyor. Geçen gün sırf meraktan araştırdım. Ülkem müteahhitlerinin Türkçemize katkısıymış. Su basmanı. Kelimenin aslı sub basement. Okunuşu işte bu sub basement diye okunuyor. Yıllarca su basmanı diye atılan temel sanıyordum. Su basmasın diye atılan temel zannediyordum. Sub basementmış o. Oradan su basmanı diye geliyormuş. Ama yani şey öyle şimdi hemen girdim ben baktım da su basman diye kalmış adı yani. He, öyle mi kalmış? Su basman seviyesi he. Binanın sıfır kotunun olduğu yerdir. Hmm. İşte değil yani mi? Su basma, suyun basma seviyesi yani. Su basma seviyesi. Eyvallah ne oldu? Bir dakika ona bakıyorum da şimdi kim yazmıştı onu bulmaya çalışıyorum. Eyvallah işte alaşma aldık. Hoşça kalın. Tamam buldum şimdi. Esen göndermiş. Bence Türkçenin en şahane kelimesidir eyvallah. Nasıl vurguladığınıza göre teşekkürden siteme bin bir çeşit anlama gelebiliyor. Tabii eyvallah öyle olsun. Mesela yani. Eyvallah teşekkürler manasında da geliyor. Eyvallah tabii. Diyorsun mesela. Bir şey değil manasında. Abi teşekkür ederim. Eyvallah diyorsun cevap veriyorsun. Evet. Olmadı ama canın sağ olsun. Eyvallah. 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 Ne dediğini anladım. Eyvallah. Tamam manasında da mesela. Çok var. Tamam manasında kullanılır evet. Tabii. Bizim toplumumuzda nedense kadınlara pek yakıştırılmaz ama ben bir kadın olarak çok severek kullanıyorum diyor mesela. Eyvallah. Evet eyvallah kelimesini çok severek kullanıyorum biz diyor. Biz de anladık sizi eyvallah. Mevzu bahis. Mevzu bahis. Evet mevzu bahis. Bizde daha çok bahis kısmıyla ilgilenenler var. En sevdiğim kelime iş bitiriciliği ve yardımcı olmayı en güzel temsil eden elbette kelimesi. Elbette. Evet. Güler yüzle söylendiğinde halledilmeyen sorun görmedim. Çok güzel bir kelime bence. Evet evet gerçekten de. Bir çay rica edebilir miyim? Elbette diye mesela. Ya da çok mesela güzel. Memnuniyetle derler bazı yerlerde. Evet. Memnuniyetle. Böyle memnuniyetle diye duyduğun zaman nasıl bir mutlu oluyorsun? Hoşuna gider değil mi? Hoşuna gidiyor çünkü onun da işini severek yaptığını düşünüyorsun. Ben de diyorsun. O çay... içeride ona müdürü demiş ki her istenene memnuniyetle diyeceksiniz. Ama desin ne güzel bir şey işte. Tam kötü bir şey değil. Öyle deyince insan kendini iyi hissediyor. Onun da yaptığı işi sevdiğini düşünüyorsun. Memnun olduğunu düşünüyorsun yani öyle. Yayınımızın sonuna geldik. Artık veda ediyoruz. Güzel bir akşam, güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Güle güle.